Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarına ait matematik soru bankasının integral konusuna giriş yapıyoruz. İntegral 1'deyiz arkadaşlar. Türev bitti. İntegral 1 ile devam ediyoruz. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. İntegral kavramı türeve göre, hani türevi biliyorsan daha kolay ve daha basit bir kavram olarak ben düşünüyorum. Tabii sizin görüşleriniz de önemli. Önce biz integral alma kuralıyla başlayalım. İntegral alma kuralımız şu: a x üzeri n dx ifadesi şu: dx olmak zorunda diferansiyel kavramı çünkü. Biz şöyle bir türevin tam tersi, aslında türevin değil diferansiyelin tam tersi de, biz türevin tam tersi diye kafamıza tutuyoruz. Üstünü bir arttırıp arttırdığımız ifadeye bölersek ve c sabit eklediğimiz zaman biz bunun integralini bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Türevde üstünü başa alıp üstünü bir azaltıyorduk. Bu üstünü bir arttırıp arttırdığımız ifadeye bölüp c sabitini ekliyoruz. Ve c sabitini de ekliyoruz. Çünkü türevini aldığımız zaman c ifadesi gidebilme ihtimalinden dolayı ya da türev alınmış fonksiyon da c ifadesinin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı biz bu c sabitini almak durumundayız. O halde biz bunun integralini alırsak 2x kare bölü 2 üzerini bir arttırıp c eklediğimizde x'in karesi artı c'ye eşit olacaktır. O da arkadaşlar c seçeneğidir. Geldim ikinci sorumuza. Yine integralini alırsak unutmuyorsun. Üstünü bir arttırıyorsun. Arttırdığını ifadeye biliyorsun. Artı 2x kare bölü 2 diyorsun. Artı c olarak bulunacaktır. 3'ler giderse x küp geldi. 2'ler giderse x kare ve c'yi de eklemiş olduk. Geldik üçüncü sorumuza. Hangisi bu arada? Direkt geçtim ben de. O da a seçeneğidir. Üçüncü sorusundayız. Yine aynı mantık. 8x üzeri 4 bölü 4 ile devam ediyorsun. Eksi. 2x kare bölü 2 diyorsun. Eksi. 3x artı c ile bitiriyorsun. Sonra sadeleştirirsek 2x üzeri 4 eksi. X'in karesi eksi. 3x artı c ile biz bitirmiş olduk. Hangisinde var o da? Bakın A seçi, pardon, D'de mi var? Evet, D'de mevcuttur. O da D şıkkıdır. Geldim dördüncü sorumuza. Önce düzenleyip sonra integral alacağız. Yani 2 çarpı x üzeri eksi 3 olacak. Bunun integralini alırsak da 2 çarpı x üzeri eksi üzerini bir arttırıp arttırdığımız ifadeye bölüp artı c sabitini ekliyorsun. Sadeleştirdiğimizde eksi 1 bölü x kare artı c'ye ulaşmış olacağız. Çünkü bu eksi 2 alt tarafa gelir. Ve eksi 1 bölü x kare artı c olarak bulunur. O da arkadaşlar e şıkkıdır. Beşinci soruda yine düzenleyip integral alacaksın. İntegral 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak düzenlersem integralini şimdi alabilirim. 3 çarpı x üzerini bir arttırdığımızda 3 bölü 2'ye denk gelir. Bölü 3 bölü 2 diyeceğiz. Ters çevirip çarparsak 6 bölü 3'ten 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2 artı c olarak bulunacaktır. Biz bunu 2 x küpün karekökü artı c yazarsak buradan biz x kareyi dışarı bir tane x diye atarsak 2 x kök x artı c'ye dönüştürmüş olacağız. O da arkadaşlar c seçeneğidir. Geldim 6. soruma. Zaten düzenlemiş bize bunu. Direkt integralini bulabiliriz. 2 x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 diyorsun. Eksi x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c ile bitiriyorsun. Eşittir. Bunları sadeleştirirsek eksi 1 gelir. Eksi 1 bölü x kare yapar. Bunları eksi eksinin çarpımı artı olur ve 1 bölü x artı c ile ben bu olayı bitirmiş olacağım. O da arkadaşlar hangisinde var? 1 bölü x eksi 1 bölü x kare artı c olan e seçeneğinde mevcuttur. Geldim 7. sorumuza. Önce biz bunun integralini alacağız. İntegralini aldıktan sonra neyle çarpacağız? X ile. Önce ben şunu bulayım. Bunu da x üzeri eksi 2 olarak yazayım. Yani x çarpı. Bunu 3x küp. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığım ifadeye böldüm. Artı. X üzeri eksi 1 bölü eksi 1'e bölüyorsun. Artı c diyorsun. Sonra bunlar gider ve x'i dağıtırsak x üzeri 4 buradan geldi. Burası da eksi 1 bölü x'ten eksi 1 olarak geldi. Artı x çarpı c olarak biz bunu böyle düzenlemiş olduk. X üzeri 4 artı x diye eksi 1, o da bakın D seçeneğinde mevcuttur. 8. sorudayız. Biz bunu şöyle açarak yapalım istersek. Ya da değişken değiştirme kavramını kullanmış. Cevap muhtemelen D gelecek de biz şöyle yapalım. Önce gel bunu bir açalım. Açtıktan sonra değişken değiştirme kavramı var mı burada? Bakıyorum. Yok da değişken değiştirme gibi yapmış. Yani şöyle demiş aslında.
Buraya arkadaşlar önce açmış bunu. X'in karesi eksi 2x artı 1 olarak yazacaksın. Biz bunu böyle yazdıktan sonra gel düzenleyelim. İntegralini alırsak biz bunun. Şöyle yapalım. İntegralini alırsak bu dx ifadesinin. X'in küp bölü 3 oldu. Eksi. Buradan da arkadaşlar ne gelecek? 2x küp bölü 3 olarak geldi. Değil mi? Artı. Pardon. 2x kare bölü 2 olarak geldi. Artı x artı y olarak düzenlemiş olduk biz bunu. Sonra buradan arkadaşlar x küp bölü 3 geldi. Eksi x kare artı x artı c olarak yazmış olduk. Sonra biz bunu 3 ile genişletirsek x'in küpü eksi 3x kare artı 3x bölü 3 diyelim. Şimdi burası aslında biz buraya eksi 1 eklesek hani şuraya eksi 1 eklediğimiz zaman bu c yine değişmez. Neden? Çünkü bu c bilinmeyen bir sayı ya, ben bunu ekleyip çıkardığım zaman bilinmeyen bir sayıdan bilinmeyen bir sayı ekleyip çıkartırsak yine o c sabiti değişmeyeceğinden dolayı ben bunu şöyle bulabilirim. X eksi 1'in 3. kuvveti bölü 3 artı c'ye dönüştürebilirim. Tabii ben bu yöntemi tavsiye etmiyorum sizin için. Hani kafanız karışmaması için. İlk test olduğu için muhtemelen değişken değiştirimi vermemiştir diye düşündüm. Onun için ben şöyle diyorum. Buraya diyelim ki hani direkt bu ifadenin de içinin türevi 1 olduğundan dolayı x eksi 1'in 3. kuvveti bölü 3 artı c'ye de yazabilirsin. Ama sadece x'in kat sayısı 1 iken bunu yapabilirsin. Sadece bunu basit olarak verdiği için d olarak işaretleyip geçeceğim. Bilgin olsun. 9. soruda bunu önce düzenlemen lazım. Eşittir. İntegral x'in karesi bölü x'in karesi eksi 1 bölü x kare dx dedik. Sonra tekrar yine integralden x kare x kareye bölersen 1. 1 bölü x kare de x üzeri eksi 2 dx olarak gelecektir. Sonra biz bunun integralini alırsak x eksi üstünü bir arttırıyorsun. Eksi 1 bölü arttırdığın ifadeye bölüp artı c ekliyorsun. Eksi eksinin çarpımı zaten artı olur. X artı 1 bölü x artı c'de olay bitmiş oluyor. O da bize bakın A seçeneğini verecek. Önce ne yapıyorsun? Düzenliyorsun. Düzenledikten sonra kuralım çok basit. Üstünü bir arttırıp arttırdığın ifadeye bölüyorsun. 10. sorudayız. Önce gel şunu bir düzenleyelim. İntegral. X üzeri 1 bölü 2'dir burası. Yukarı atarsak eksi 1 bölü 2 dx olarak gelir. Sonra biz bunun üstünü bir arttırdığımız zaman eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersek 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı c olur. Burası zaten kök x gelir. Ters çevirip çarparsak 2 çarpı kök x artı c'ye ulaşmış oluruz. O da arkadaşlar B seçeneğidir. Geldim 11. sorumuza. Tekrar biz bunu ayıralım. Şöyle ayırırsak. Kök x bölü kök x artı 1 bölü kök x dx diyelim. Tekrar düzenlerse integral 1 artı. Burası x üzeri 1 bölü 2. X üzeri eksi 1 bölü 2 dx olarak yazdık. Sonra ben bunu integralleyeyim arkadaşlar. 1'in integrali zaten x'tir. X üzeri 1 bölü 2 bölü arttırdığım ifadeye bölersem artı c diyeceğim. Buradan x artı 2 kök x artı c olarak bulmuş olacağız. O da bize x artı kök x artı c'den e seçeneğine götürecektir. 12. sorudayız. Önce düzenle üstünü bir arttır ve arttırdığın ifadeye böl. İntegral diyorsun. 2 çarpı x üzeri 1 bölü 3 bu. O zaman eksi 1 bölü 3'e çeviriyorsun. Alt taraf şurası 1 bölü 3'ten. Yukarı atarsak eksi 1 bölü 3 dx olarak geldi. Sonra biz üstünü bir arttırdığımızda 2 çarpı üstünü bir arttırırsak 2 bölü 3 geldi ve arttırdığımız ifadeye bölüp artı c diyeceğiz. Ters çevirip çarparsak da 6 çarpı x üzeri 2 bölü 3 bölü 2 artı c kalmış oldu. Zaten buradan 3 geldi. 3 çarpı x'in karesinin küp kökü artı c'ye ulaşmış olacaksın. Hangisinde var o da bakın. Bakın 3 çarpı x karenin küp kökü artı c'den e seçeneğinde mevcuttur diyeceğiz. Geldik 13. sorumuza. 13. sorumuzda arkadaşlar diferansiyel kavramını işleyeceğim ben sana. Hem diferansiyelle yapacaksın hem normal burada hani bir tane ifadenin verilen özelliğiyle ya da integral özelliğiyle yapacağız. Diferansiyel kavramı şu. D x kare yani türev al demektir bu. Türev al neye göre? X'e göre türev alıyorsun. Yani 2x çarpı dx diyorsun. Atıyorum D
U kare eksi U olsun. Bu U'ya göre türev al demektir. 2 U eksi 1. U'ya göre türev aldığım zaman 2 U eksi 1 gelir. Ve hangisine göre türev aldıysan bunu böyle yazarsın. Atıyorum D Y kare eksi 1 olsun. Bu Y'ye göre türev al demektir. 2 Y çarpı D Y şeklinde sen bunu açabilirsin. Atıyorum şöyle gelsin. 3 Y artı 1 eşittir. 5 X kare eksi 6 X desin. Biz bunun her iki tarafın diferansiyelini alalım. Yani D'sini alalım. Bunun da D'sini alalım. 2'nin türevi 3 yapar. D'ye eşittir. 2'nin türevi arkadaşlar 10x eksi 6. X'e göre türev aldığın için DX diyebilirsin. Yani D kavramı bu ifadeye denk geliyor. Şimdi biz bunun 2'nin türevini alırsak 2x çarpı DX olur. İntegralini bul diyor benden. İntegralini bulursak da bunun arkadaşlar x kare bölü 2 artı 2x kare bölü 2 artı c olarak yazarsın. Buradan da x kare artı c ifadesine ulaşmış olursun. O da D seçeneğidir. Şimdi ben sana integral ile ilgili bazı kavramlar yazdırayım. Şu misalim. D fx olsun. Yukarıdakine benziyor değil mi? Ya da d bölü dx integral fx dx olsun gibi. Bak burada türevle integral birbirini götürür. Sadece fx kalır. İçindeki fonksiyon kalır. Sen bir fonksiyonda ya da bir ifadeyi çevirirken en son integral alırken artı c sabitini eklersin. Bu ne anlama geliyor? En son integral alındığı anlamına geliyor. Alındığını ifade eder. Tamam mıyız? Yani bunlar yine gider birbirini götürür. Buradan sadece fx kalır. Fx kalma sebebi de en son türev aldığın içindir. Çünkü türev de sabit sayı olmayacağından dolayı. Burada da arkadaşlar son türev alınırsa sabit yok olur. Sabit yok olur diyeceksin. Mantığımız bu. Geldik o zaman 14. sorumuza. Pardon. Evet 14'te gel bunu pekiştirelim. D ile integral birbirini götürür. Ben burada cos x'i çıkardım. En son integral aldığın için c sabiti gelir. O da cos x artı c A seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim buraya. Yine bak şu ifadeyi bulduktan sonra kök x ile çarpacağız. Bunlar birbirini götürür. Kök x kalır. En son integral aldığın için kök x artı c'dir bu da. Ben sonra bu kök x'i dağıtırsam şöyle olur. Kök x ile kök x'in çarpımı x gelir. Artı kök x çarpı c olarak ben bunu bitirmiş olacağım. O da arkadaşlar d şıkkıdır. 16. sorudayız. Bu integralle türev birbirini götürür. En son türev aldığın için fonksiyon sadece x kare kalmış olur. O da hangisidir? C seçeneğidir. Gel bir başka yönden de ispatlayalım. Önce sen bunun neyini alacaksın? İntegralini alacaksın. İntegralini alırsan x küp bölü 3 artı c diyeceksin. Bu integralin türevini almak durumundasın. Bunun türevi de 3x kare bölü 3 artı 3 gelir. 3'ler giderse sadece x'in karesi kalmış olacak. Yine c seçeneğine gelecektir. Evet arkadaşlar türev 1'i bitirdik. 2'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.